Siz peygamberinizin önünde de eğilmez misiniz? Hazreti Muhammed bir insan. Biz Allah'ın huzurunda eğiliriz. Allah peygamberlerine mucizeler yaratmak kudreti vermiştir. Biz kullarına bir işarettir bu. Hazreti Muhammed'in mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Ben mucizelere inanırım. İsa'nın havarilerinin başına ateşten yapılmış diller koydu Allah. Daha önce bilmedikleri dilleri konuşup anlasınlar diye. Ama ne yazık ki zamanımızda böyle mucizeler yok artık. Sizi yeterince dinledim. Anlattıklarınız saçma. Mekke'de cezalandırılıp eziyet çektiğimiz zaman Hazreti Muhammed Habeşistan'a gidin dedi. Adil kralın ülkesidir, orada kimseye haksızlık yapılmaz. Peygamberiniz niye yolladı sizi bana? Çünkü siz de bizim gibi tek bir Allah'ın kitabına inanıyorsunuz. İçinizdeki Allah korkusunun bizi koruyacağından emin. Devam et. Yıllarca taştan, tahtadan oyduğumuz putlara taptık. İlahlarımızı kendimiz yarattık. Allah'ın varlığından habersiz yaşadık. Kanunlarımızı insanlar yapıyordu. Allah'tan gelen hiçbir şey yoktu. Zenginler fakirleri unutmuştu. Acıma duygusu bilinmiyordu. Düşene kimse el uzatmıyordu. Allah bizi bunun gibilerin elinden kurtaracak birini seçti. Ona yapması gerekeni öğretti. Bize gönderdi. Hazreti Muhammed'e inanıyoruz. Allah'ın elçisi olarak kabul ediyoruz. Bilmek istiyorum, dinimiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor. Tahtadan, taştan oyulmuş tanrılardan hayır gelmeyeceğini söyledi. Allah, insanı bir kadın ve bir erkekten yarattı. Amr, senin karnında taşıyan anaya saygın bütün kadınlara yansımalı. Onun bir tek Allah'ından bu kadar güzel sözler çıkarken sizin 300 tanrınızın dili mi tutuldu? Allah daha önce de konuştu insanlarla. İbrahim, Nuh, Musa, İsa aracılığıyla. Şimdi de Hazreti Muhammed'i seçtiyse niye şaşmalı buna? Bu isimleri kimden öğrendin? Hepsinin Kur'an'da yeri var. İsa'nın sözleriyle sizin Muhammed'inizin sözleri aynı lambadan çıkan iki ışık gibi. İsa için neler düşünüyorsunuz söyle? Peygamberimizden öğrendiklerimizi tekrar geldim. Allah kutsal ruhunu Meryem adlı bir bakirenin rahmine düşürmüş. O da Allah'ın peygamberi olan İsa'yı doğurmuş. Bakın Allah'ın oğlu değil diyor. Sizin mucizeniz, Kur'an-ı Kerim, İsa'nın doğuşunu nasıl anlatıyor? Kelime kelime tekrarlayayım. Gel, yaklaş. Kur'an-ı Kerim'de Meryem'in hikayesi şöyle anlatılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Meryem ailesinden ayrılıp doğuya gitti. Biz de Cebrail aleyhisselamı ona gönderdik. Cebrail Meryem'e insan şeklinde göründü. Meryem Allah'a sığındığını, Allah'tan korkuyorsa ona dokunmamasını söyledi. O zaman Cebrail aleyhisselam, ben Rabbinin elçisiyim, sana tertemiz bir erkek çocuğu hediye etmek için gönderildim dedi. Meryem ise, benim nasıl oğlum olabilir, bana insan eli dokunmadı, ben kötü bir kadın değilim deyince, Rabbin böyle istiyor dedi, onu kudretimizi gösteren bir rahmet olarak yaratacağız. Sadakallahü azim. Bizim aramızda
hiçbir fark yok. Ancak şu çizgi kadar. Önüme altından dağlar yığsam teslim etmem onları. Ülkemde dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Barış içinde yaşayacaksınız. Allah'ın lütfu hiçbir zaman üzerinizden eksik olmasın.